Sözlerimin başında yerli aşımızın 3. faz testlerine başlandığı haberinden dolayı duyduğum memnuniyeti paylaşmak istiyorum. Uzun zamandır görmek istediğimiz bir gelişmeydi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Umarım 3. faz testleri başarıyla sonuçlanır ve aşının yaygınlaşmasıyla pandemi süreci milletimiz için olumlu bir düzleme oturur. Yalnız dün akşam iktidarın havuz medyasında ve sosyal medyada yapılan yoğun propagandayı gördükten sonra Sayın Erdoğan'ı uyarmak istiyorum. Yerli aşı meselesinden siyaset devşirmeye kalkıp da böyle önemli bir süreci baltalanmasına müsaade etme. Bırak bilim kurulu, Sağlık Bakanlığı ve bilim insanlarımız süreci olması gerektiği gibi yürütsün. Milletimiz yerli aşımızı uzun zamandır bekliyor. Şayet daha önce nice kritik konuda yaptığın gibi bu konuyu da algı operasyonuna kurban edersen bu sefer altında kalırsın. Sonra söylemedi, uyarmadı demeyesin. Değerli dava arkadaşlarım, Şeyh Edebali Osman Bey'e öğüdünde diyor ki, geçmişini bilmeyen geleceğini de bilemez. Geçmişini iyi bil ki geleceğe sağlam basasın. Bu sözlerdeki büyük hikmete rağmen Türkiye maalesef 19 yıldır geçmişini bilmeyen, geleceği de göremeyen bir iktidar tarafından yönetiliyor. Biliyorsunuz Sayın Erdoğan ve arkadaşları lafa geldi mi sürekli rahmetli Aliya İzzet Begoviç'ten söz edip onun değerlerinin takipçisi olduklarını iddia ederler. İşte sözüm ona, bu fevkalade muhafazakar arkadaşlar, Bosnalı kardeşlerimize kin kusan eski Sırp Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Milorad Dodik için PTT'ye hatıra pulu bastırdılar. Dün her bir Sırba karşılık yüz boşnak ölmelidir diyenlerle kanka olan bu aymazlık, bugün de insanlık tarihinin en büyük suçlarından biri olan Serebrenica soykırımını reddeden ve okullara utanmadan savaş suçlusu Karadziç'in adını veren boşnak düşmanı Dodik'in namına pul bastırma peşinde. Şu vefasızlığa bakar mısınız? Şu ilkesiz duruşa bakar mısınız? Bu sözde muhafazakarlığa bakar mısınız? Yazıklar olsun size. Yazıklar olsun sizin zihniyetinize. Sayın Erdoğan, sana rahmetli İzzet Begoviç için bir sözünü hatırlatmak istiyorum. Savaşta büyük zulme uğradınız. Zalimleri affedip affetmemekte serbestsiniz. Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır. Bosna'daki soykırımı reddeden birine hatıra pulu bastırmak, rahmetli Aliya İzzet Begoviç'in dediği gibi soykırımı unutmaktır. İnsanlık suçunu unutanların insanlığın gönlünde yeri olmaz, olamaz. İnancımıza ve değerlerimize göre o pullarda kullanılan mürekkep değil, Müslüman kanıdır, Müslüman kanı. Bu yanlıştan derhal dönün. O pulları vakit kaybetmeden imha edin. Ayıptır, günahtır.